Yeni bir tasarım alanını çevreden aldığımız dataya göre üretmek, tasarlamak mümkün mü şeklinde bir soru gelmiş. Buna yönelik bir çalışma yapalım şimdi. Elimde yine bir hali hazır harita var. Bu hali hazır harita İstanbul Ataşehir'i gösteriyor. Bazı kısımları temizlendi, bazı kısımları yok sayıldı. Olan datayla şimdi bir şeyler yapacağız. Birkaç bölüme yayılabilecek bir çalışma olabilir her şeyden önce. Ne kadar uzun süreceğini bilmiyorum. Her videomu böyle real time yapmaya çalışıyorum ki hani sizler de denerseniz ortalama olarak nasıl bir sürede böyle bir işin altından kalkabilirsiniz görebilin diye aslında böyle yapıyorum. Editlemeyle daha hızlandırmak falan mümkün olduğunu ben de farkındayım. Mesele bunu gerçek koşullarda ne kadar sürede yaparız'a dair bilginizin oluşması. Bir yandan da anlattığımı varsayarsak zaten ya da göz önünde bulundursak demeliyim. Kolaylıkla anlaşılır ki kendi başınıza yapıyor olsanız sanki birine anlatmak zorunda olmadan biraz daha hızlı olurdu bu işler. Elimde yine temiz bir hali hazır harita üretmenin ön koşulu diye geçen bölümlerden birinde verdiğim ihtiyacımız olan en fazla kullanacağımızı düşündüğüm 3-5 tane katmanı tutmuş durumdayım şu anda sadece. Hatta 3 tane sadece. Bir tanesi bu ada sınırlarını veren yol şose katmanında kalmış olan şu sınırlarımız. Bir tanesi yine mesken türünden geliyor. Bina, mesken altlıkları. Bir diğeri yine kat adetleri, enformatik data bu sefer. Proje alanları diye bir katmanım var ama o zaten şu sadece. Buna tasarım diye bir alt katman listesi açtım. Bu tasarımın altında da ön hazırlık olarak yaptığım ilk şey etraftan alıp kullanabileceğimi düşündüğüm eksenleri çizmek oldu. Elimde benim tasarım alanıma girecek olan şu eksen var. Bu biraz oynamıştım bununla galiba. Kaymış. Hadi bunu tekrar üretelim hatta. Böyle bir eksen var. Bu minör bir eksen gibi gözükse de duruyor. Şöyle bir aksımız da var, böyle bir eksenimiz de var. Ama hali hazırdaki birkaç tane doğrultuyu sisteme dahil etmek istedim. Bir de alanımıza biraz daha dışarıda kalmış aslında alanımızın sınırlarını da biraz belli eden ana iki tane eksenimiz var. Şu ve şu. Şu. Şimdi bunların biraz girdi oluşturması ile ilgili çalışmaya başlayalım. Yine Grasshopper'ımıza gidiyoruz. Bu sefer bir öncekilerden farklı olarak da mümkün mertebe sadece Grasshopper'ın kendisini kullanarak ekstra bir addon kullanmak durumunda kalmadan neler yapabiliriz diye deneyeceğim. Bakalım nasıl gidecek. Her şeyden önce tasarım alanımı koduma referanslıyorum. Adı tasarım alanı olarak değişsin. Bunun yanında şu alanıma penetre eden 4 tane belirlemiş olduğum hattını kullanacağım. Eksenler diyeyim buna ve set multiple curves ile bunları da ekleyeyim. Tamam. Aslında şimdi her şeyi seçip kapatsam tasarımın buradan başladığı ile ilgili temiz bir görüntüm olabilir elimde. Şimdi genel bir baş parmak kuralı. Şimdi elinizde kompleks bir geometri varsa ondan elde edeceğiniz data kompleks olacaktır. Kompleks geometriyi kompleks geometriyle birleştirmeye çalıştığınızda işler iyice sarpa saracaktır. O nedenle mümkün mertebe kompleksiteyi, karmaşıklığı biraz daha düzene indirmemiz lazım. Tasarım alanı bunu örnekliyor. Etrafındaki yolların sınırlarını takip ettiği için kırığı bol bir kapalı polyline aslında. Bunu temize çekelim. Reduce diye bir güzel komutumuz var. Reduce komutu vermiş olduğunuz polyline'ı vermiş olduğunuz tolerans katsayısına göre azaltacak. Nasıl bir azaltma bu? Tasarım alanına bakalım öncelikle. Tasarım alanı bol kırıklardan oluşuyor. Bu kırıkların birbirini takip etmesiyle bunları sadeleştirebileceğimiz ana hat oluşturabileceğimiz line'a, segmana dönüştürmeye yarıyor. Ve neticesinde verdiğiniz tolerans katsayısına göre de
birleştirme işlemleri yaparak bol kırıklı halinden az kırıklı haline getiriyor. En soyutlanmış haliyle şöyle bir tolerans seviyesi ona yeterli. Aynı işi eksenlerim içinde yapacağım. Böylece hali hazır haritadan gelmiş olan geometrik datanın kodum için sadeleşmiş olan versiyonuna ulaşmış oldum. Şimdi burada bu senaryo için böyle düşündüm. Biraz basit kalmış olabilir belki ama yine de işimizi görecek daha kompleksitesi artmış olan çalışmalarda da kullanabileceğimiz biraz evrensel olmaya çalışan bir algoritmik tasarım yapmaya çalışacağım. Hikaye şöyle biraz daha açık olacak birazdan. Elimde bu daha az kırığa sahip olan polyline'a soyutlanmış olan bir tasarım alanı var. Bir de buna penetre eden bu eksenler var. Bu eksenlerden hangilerini kale alarak bu tasarım alanı içerisinde bir bölüntüleme yapmaya başlayabilirim gibi bir soru. Şimdi elle tasarım yapıyor olsam, herhalde analog tasarım sürecini işliyor olsam, tasarım alanımın çevresiyle olan etkileşimin en böyle dramatik olduğu hatları tercih ederdim. Bu bana böyle tasarım alanıma penetrasyonu böyle hafif kaçamak eğimlerle olanlar değil de daha dramatik eğimler olan şu 90 derecelere yakınsayan akslarla iletişim kurmam gerekiyormuş gibi bir sonuç veriyor. Bunları nasıl elde ederim? Yani bunların şu gözümün gördüğü, elimin çizdiği 90 dereceleri algoritmik olarak nasıl hesaplarım? Bunu algoritmik olarak yapmak yararlı olacak ki kodumuz evrensel olabilsin. Bundan sonra başka herhangi bir yere uyguladığımızda da aynı sonucu verebilsin. Yoksa pekala list item seçeneği ile bu akslar içerisinde şöyle yapsam daha iyi. Bu akslar içerisinden hangilerini seçebileceğime dair bir yöntem geliştirebilirim. İki nolu item'ımız buymuş. 90 derece dediğim, yani genel eğilime 90 derece ile yaklaşan diyelim. Diğeri de belki şuymuş. Sıfır nolu item'ım da. Yine o da dike yakın bir açıyla tasarım alanıma giriş yapan bir eksen. Bunları böyle seçmek tabii ki olası. Ama başka bir uygulamaya geçirdiğimizde aynı algoritmayı, bu sefer iki nolu eksenin, iki nolu item'ın bu eksen olduğundan, işimize yarayacak eksen olduğuna emin olamayız. O nedenle daha geometrik bir çözüm bulalım istiyorum. Bunu yapabilmek için önce tasarım alanımın genel doğrultusuna dair bir fikir geliştirmem lazım. Şöyle bir senaryo düşünüyorum. Genel doğrultuyu sanırım bu tasarım alanının en dominant karakterinden, en dominant aksından çıkartabilirim. En dominantı bulabilmek adına da sanırım öncelikle dominantın nasıl tanımlanacağına bakmamız lazım. Explode komponenti ile bu polyline'ı, bütünleşik line örüntüsünü segmanlarına ayırıyorum. Kendisini oluşturan bu kenarlara ayırıyorum. Bu kenarların en uzununun bu tasarım alanının en dominant karakterini sağladığı gibi varsayımla gitsem herhalde çok yanlış yapmış olmam. Çünkü neticesinde tasarım alanımın en fazla dışarısıyla etkileşim sağladığı en uzun boylu aksı. Sonuçta başka bir şey demeye gerek yok herhalde. En uzun boylu olanı nasıl seçebilirim acaba? Sort diye güzide bir komponentimiz var. Sıralama eğilimi yapıyor. En uzununu seçmesini istediğime göre length, curve length komponenti ile bu curve'lerin, bu aksların boylarını sıralamam işime yarayacaktır herhalde. Sıralama ölçütü, yani K girdisine, sortable keys girdisine boylarını veriyorum. Sıralanacak olanlar listesine de segmanlarımı veriyorum. Şimdi bu sort işlemi tamamladı. İşlemi tamamladığı haliyle bir list item'a gidecek olursam, bu çok kullandığım bir trik bu arada. List item'a gidecek olursam ve bu list item'a sıralanmış olan line'ları verecek olursam bir şey seçiyor, görüyor musunuz? Sort'un gelişinden yaptığı iş küçükten büyüğe doğru sıralamak. Yani boylara göre sırala dediysek,
segmanları da boyu en küçükten en büyüğe doğru sıralamış olmalı. Ve list item'da gelişinden sıfır indeksine sahip, yani en baştaki item'ı seçmeye ayarlanmış durumda. Böylelikle şu işlemden sonra boylarına göre en kısa olanı seçmiş olduk. Boylarına göre sıraladıktan sonra en kısa olanı seçmiş olduk. Ve böylece elimize en kısa segman gelmiş oldu. Eğer ki gidip bu sort edilmiş listeyi reverse edersen bu sefer en uzundan en kısaya doğru gidecek. En kısadan en uzundan en kısaya doğru gittiğinde seçilmiş olan ilk item'da gördüğünüz gibi en uzun olacak. Şimdi bu güzel, seçtik. Bu arkadaşımız bize aslına bakarsanız bu tasarım alanımızın soyutlamasının, dolayısıyla da aslına bakarsanız tasarım alanımızın genel doğrultusunu vermiş oldu. Genel doğrultusunu şu anda hala gözle görüyoruz. Çünkü genel doğrultuyu elde edebilmek adına bir geometriyi kullanamayız. Bu bir line. Gördüğünüz gibi line like curve yazıyor. Doğrultu vektör tanımıyla elde edilebilir. Vektörler doğrultu bilgisini içlerinde taşırlar. Vektör two point komponentini kullanacağım. A ve B noktalarını kullanarak üretebileceğim bir vektör komponenti var. Vektör üretim aracı var. A ve B noktaları için tutup da bu item'ın endpoints komponentiyle elde ettiğim start ve end noktalarını verirsem vektörüm tanımlanmış durumda. Vektörün ne olduğunu görmüyorum. Vektörler görülebilir. Geometrik olan objeler değiller çünkü. Vektörün ne olduğunu görmüyorum ama datası elimde. Şimdi benzer şekilde bu endpointleri kullanarak aksların soyutlanmış hallerinin doğrultularını elde edersem bu sefer aksların da doğrultuları elimde. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Hatta biraz şöyle taşıyalım. Elimde iki set vektör var. Vektörlerden bir tanesi şu tasarım alanımın genel doğrultusunu veren vektör. Diğeri ise çoklu elemana sahip. Şöyle bir set içeriyor. Hop hop hop. Bu doğrultuların, bu eksenlerin doğrultularını veren vektör listesi. Şimdi aralarındaki açılara bir bakalım. Angle komponentini kullanıyorum. İki tane vektör seti arasındaki açıyı veriyor. Hemen bir panelle bakalım neymiş verdiği açılar. Böyle bir şeyler geldi. Bir şey ifade ediyor mu? Çok sanmıyorum. Çünkü Grasshopper bilimsel takılmaya çalışan bir pluginimiz. Burada gördüğümüz açısal değerler radyan cinsinden verilmiş açılar. Bunları anlayabileceğimiz dile, yani degree'ye çevirmek istersek şu degree converter'ını kullanabiliriz. Radyan şeklinde gelen açıları alıp degree'ye çeviriyor. Şimdi biraz daha açık oldu galiba. Elimde 99 derece var, 12 derece var, 6 derece var, 142 derece var. Herhalde tahmin edersiniz ki şimdi doğrultu, ana doğrultu dediğim şey şu ise buna neredeyse paralel olan şu doğrultu 6 derece gibi bir şey veriyor. Bu biraz daha dik geliyor şundan. O 12 derece olsa gerek. Bu arkadaşımız 99 dereceyi veren, şu ise 142 dereceyi veren. Şimdi aradığım şey şu. Paralel olanlar, genel doğrultuya paralel olanları bulursam diğer doğrultulara, kısa kenarlara dik olanları bulmuş olurum aslında. Ve dik olanlar. Dik olan da zaten genel doğrultuma dik olarak girenler de şunlar olacak ama herhalde mümkünatı yoktur ki böyle doğal gelişmiş bir çevrede, şöyle tekrar açalım, böyle bir olayda çizmiş olduğum, hem de lalet'ten çizmiş olduğum tasarım alanına tam 90 dereceyle gelen ya da tam 0 dereceyle gelen açı bulmam yani imkansıza yakınlar. Öyle diyebilirim herhalde. Onun yerine bir marjin bırakacağım. Mesela 0 derece artı eksi 10, 90 derece artı eksi 10. Bir açı 0 derece artı eksi 10 marjiniyle ve 90 derece artı 10 marjiniyle benim arazime giriyorsa o açıyı sağlayan eksenleri seç ve o eksenleri çalışma eksenlerini olarak kullan. Hikaye bu. Şimdi şöyle yapalım. Evaluate komponentimi kullanacağım. Bu komponent üstüne çift tıkladığınızda şöyle bir Expression Designer açıyor. Bu Expression Designer'da içine gelen sayısal datayı nasıl değerlendireceğine dair formüller yazabiliyorsunuz. Formülüm şu olacak. Önce insan dilinde olan versiyonunu kuralım. Sonra makine dilinde olan versiyonuna geçelim. Bir açı 90 derecenin artı 10
eksi 10 aralığında bir açı ise olumlu sonuçla, değilse olumsuz sonuçla. S, sağ olma durumu, olumsuz, olumlu durumları, bunlar hep tek bir ifadeye bizi gönderiyor. Şuradaki formül listesinden gidecek olursak, o da if. If test ya da A ya da B returns A if test is true, B if test is false. Şimdi if neredeyse, yani artık şaka durumuna geçmiş olan bir formül. Çünkü hep bize seçimler yaptıracak olan o küçük küçük numaraları hazırlatıyor. Bir durumla karşılaştığında, yani o testimiz oluyor. Bir test ile karşılaştığında, eğer soktuğun girdiler o testi geçebiliyorsa olumlu sonuçlandır ve bunları yap. Eğer geçemiyorsa olumsuz sonuçlandır ve bunları yap şeklinde bir tanım yazacağız. Şimdi şu degree'mi x olarak sokuyorum, hatta y'ye bile ihtiyacım yok. Yani y'ye bile ihtiyacım yok. Ya da y olsun mu? Oraya da 90 diyelim hatta. 90 derece aralığında arayacağım için. Şöyle oldu, tamamdır. Hikayem şu olacak. If yazmanın metodu şu. If diye başlıyoruz, bir tane parantez açıyoruz. Parantezden sonra ilk tanımlayacağımız şey test durumu. Yapmaya çalıştığımız şey 90 dereceden küçük ya da 90 dereceden, yani 90 derece artı eksi 10 aralığından küçük olanlar. Bunu iki aşamada yapacağım. Biraz daha kolay olan yolu bu aslında bakarsanız. Şimdi şöyle diyelim. X küçüktür, küçüktür. 90 derece aşağıda verildi. Y artı 10 diyelim. Hatta ben burada biraz eşeğimi sağlam kazığa bağlamak için araya işlem koyduğum anda o işlemin sonucu olarak kullanacaksam hikayeyi parantez için almayı tercih ediyorum. X y artı 10'dan küçük ise, 90 artı 10 oluyor, 100 dereceden küçük ise olumlu sonuçlansın diyoruz değil mi? Küçük ise. Burada bir sonraki işlem için şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Bir sonucunu ver, değilse sıfır sonucunu ver. Kapatalım. Birler ve sıfırlar birazdan işimize yarayacak. Bir panele bakalım ne gibi bir sonuç vermiş. Hop. 1, 1, 1, 1. Şöyle bakıyor muyuz? Ne dedik? Y artı 10, yani 100'ü elde ettik. 100'den küçükse 1, değilse 0 sonucunu ver. 99, 100'den küçük mü? Evet, o zaman 1. 12, 100'den küçük mü? Evet, o zaman 1. 6, 100'den küçük mü? O zaman 1. 142, 100'den küçük mü? Hayır, o zaman 0. Tamam. Şimdi ama bir tek şunu seçmek istiyordum. Yani 100'den küçük olması ama 100'den küçükken 80'den de büyük olması, yani 90-10'dan da büyük olması gibi bir durum arıyorum. Yani sadece 100'den küçük olması durumu değil, 100'den küçükler içerisinde 80'den de büyük olmasına gidiyorum. O nedenle bu evaluation'ı biraz değiştirmem lazım. 100'den küçük olduğu durum bana yetmiyor. Gördüğünüz gibi 100'den küçük olan diğerleri de var. Şimdi bu test doğru ise bir sonucu vermek yerine başka bir if açalım. Bu zamanda x'in bir de y eksi 10'dan büyük olması durumu olsun. Şimdi if içerisinde if yazmak koşulları arttırmak, yani o seçim kriterlerini biraz dallandırmak anlamına geliyor. Şimdi bu if'i tamamlamadık henüz. Şunu tamamlamadık. Çünkü bu if de aslında şurada yazdığı gibi, nerede o? Şurada yazdığı gibi bir teste sahip, evet, ama testin doğru çıkması durumunda ne yapacağı ve testin yanlış çıkması durumunda ne yapacağı durumunu henüz belirlemedik. O nedenle önce bunları belirleyelim. Hatta bu if'i de parantez içine alalım. Diyoruz ki bu sefer tam bir okuyalım. If y artı 10'dan küçük ise y'nin bir de y eksi 10'dan küçük büyük olup olmadığına bak, pardon. Eğer bunu da sallıyorsa ancak ve ancak o zaman bir sonucunu var. Yoksa sıfır sonucunu var. Bunu kapattık. Böylelikle ana if fonksiyonumuzun, yani x'in y artı 10'dan küçük olduğu senaryonun sonucunda neler olacağını düzenlemiş olduk. Eğer bu doğruysa bir de kontrol et. Y eksi 10'dan da büyük mü? O zaman 1 ver. Yoksa 0 ver. Eğer zaten x y artı 10'dan küçük değilse zaten o 0 olsun dedik. Şimdi neyi yanlış yaptık? Parantez error diyor. Nereye parantez koymayı unutmuşuz? Bakalım. Bam bam bam. Ha,
şurada bir şey var. Şu. Ha pardon pardon. Bunun olması gerekiyor. Sonunda bunun da olması gerekiyor ki tamamını kapatalım. No syntax error dediğinde sıkıntı yok demektir. Şimdi bir tane daha panel koyup bakarsam. Evet. 99. Y artı 10'dan. Y'mizde 90 olduğuna göre 100'den küçük mü? Evet. 100'den küçük olduğu gibi 80'den büyük mü? Evet. O zaman bir sonucunu ver. 12. 90'dan 100'den küçük mü? Evet. Ama 80'den büyük mü? Hayır. O zaman 0 sonucunu ver. Tekrarlamayacağım. Gerisi için gidiyor. Böylece 90 derece artı eksi 10 marjininde olan açıları seçebileceğimiz bir durum elde etmiş olduk. Hemen hatta şu sonucunu sileyim. Bu 1'ler 0'lar kalsın. En güzel komponentlerden biri diye düşündüğüm dispatch komponentini burada kullanacağım. Dispatch komponenti içerisine verdiğiniz listeyi, neredesiniz liste? Şu liste olacak o da. İçine verdiğiniz listeyi dispatch pattern'a atamış olduğunuz örüntüye göre, birlere sıfırlara göre A'ya ya da B'ye atıyor. Eğer aynı if'te olduğu gibi, if sonuç doğruysa A olsun, değilse B olsun dediğimiz hikayedeki gibi, eğer ki dispatch pattern'ı attığınız şu herhangi bir listede 1 görüyorsa doğru kabul edecek ve A'ya gidecek, 0 görüyorsa yanlış kabul edecek ve B'ye gidecek. Şurada bizim elde ettiğimiz if sonucunda elde ettiğimiz şu listede olduğu gibi. Bunu buraya attığım anda şimdi bir curve alacağım dışarıdan görebilmek için. Şöyle bir curve komponenti atacak olursam gördüğünüz gibi bu dispatch'in A listesine 90 artı eksi 10'dan 90 artı 10, 90 eksi 10 aralığında kalan açıyla arazime giren şu segment girdi sadece. Nasıl? Hop. Güzel. Eğer ki mesela şöyle açayım. Şu eksenimi tutayım mesela. Bunun dışındaki her şeyi kapatacağım. Evrensel olmaktan bahsediyorduk. Eğer şunu rotate edecek olursam şöyle 90 artı eksi 10'a falan girdiği haliyle hala o kadar olmadı. Bu da 90 dereceye yakın bir şey veriyor olsaydı neden olmuyorsun? Rotate hala mı? Heh, bakınız 90 derecelerin o aralığına geldiği anda bu da o da seçilebilir oldu. Böylelikle eğer tercihiniz böyle bir tercihse birden fazla arkadaşımız da böyle seçebiliyor olacağız. Şimdi aynı işlemi angle dedik, degree dedik. Buradan sonrasını bir de 0 derece için yapacağım. 0 artı 10, 0 eksi 10. Böylece şu paralel kelenin seçilmiş olması lazım. Bam, seçildi. Formülün şu içeride artı eksi 10 marjinin dışarıdan gelecek olan bir y komutuna y girdisine bağlamak daha yararlı oldu. Böylece açımızı istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Yani bundan sonra artık özgürsünüz. 45 dereceyle girenleri bul falan filan gibi şeylere gitmek isterseniz orada şunu değiştirmemiz yeterli olacak. Şundan kurtulalım. Şimdi aslında diğer eksenleri de şu anda görmeme gerek yok. Preview of diyelim. Kullanmam gerekenleri kullandım. Şu dispatch'leri de kapatayım. Preview of. Elimde sadece ihtiyaç duyduğum iki tane eksen kaldı. Bu eksenleri arazimle çalıştırmak istiyorum. Bunun için öncelikle arazime girmelerini bir tamamlamalarını istiyorum. Arazim boyunca ilerlesinler. Extend curve komponenti imdadıma yetişecek. Extend diğer CAD software'lerinde gördüğünüz extend gibi değil yani dışarıdaki şu border'a kadar git falan demiyorsunuz. Onun yerine L0 ve L1 değerlerini girmeniz gerekiyor. L0 curve'ünüzün başlangıç noktasından ne kadar uzatılacağı, L1'de curve'ünüzün bitiş noktasından ne kadar uzatılacağı. Burada elimizi korkak alıştırmamıza gerek yok. Yani işimiz garanti olsun diye bunu abartabiliriz, şöyle uzatabiliriz. Çünkü zaten fazlalıkla uğraşmayacağız birazdan. Fazlalık kısmı umurumuzda olmayacak. Aynısını bu sefer şurası için de yapayım. Acaba aynı yere bağlamam gibi bir durumda olabilir miydi? Böyle yapalım. İkisini şöyle bağlayayım. İyice uzatayım. Tamam. Akslarımı böyle güzel güzel tanımlamış, arazimin içine sokmuş oldum. Bunları alalım şimdi. Fazlalıklarından kurtulmak istiyorduk değil mi? Trim diyelim. Bu extend etme ve trimleme işini birkaç defa yapacağım gibi gözüküyor. Daha kolay bir versiyon olabilir ya da daha az tekrarladığım bir versiyon olabilir ama biraz daha rahat hissetmek için böyle gideceğim. Galiba. Evet. Ya da öyle gitmesem mi? Öyle gideceğim. Trim with regions dediğinde ne olduğunu görelim. Belki düzenlemeler yaparız sonra. Trim with regions körlerin körlerle kesilmesini sağlayan komponent aslına bakarsanız. Şunlardan kurtulayım. Ama region denilen şeyin başka bir özelliği var. Region
aynı şuradaki arkadaşımız gibi kapalı bir polyline olmak durumunda. Ki bu kapalı komponenti verdiğimiz zaman körlerimizi de kör girdisine sokacak olursak kapalı komponentin, kapalı körvümüzün pardon, içinde olanlar ve dışında olanlar diye ikiye ayırıyor. Şöyle körvümü dışarıya alıp bakarsam şöyle göreceksiniz bu içeride kalan kısımları. Bu dışarıda kalan aslına bakarsanız kullanmayacağım kısımlar. O nedenle bunları kapatıyorum. Şu extend edilmiş halini de kapatıyorum. Elimizde sadece şöyle açacak olursak şu çevredeki hatlardan gelmiş olan eksenlerin arazimize girip de arazimizde uzayıp gittiğinde elde ettiğimiz bu sonuç ürün çıkıyor. Güzel. Böyle bir şeyimiz oldu elimizde. Süper. Şimdi her şeyi seçip tekrar kapatalım. Bu arkadaşlardan adalar, parseller üreteceğiz. Şimdi bunlar ilk akslarımızdı. Önce adaların oluşmasından da önce hatta diğer eksenleri üretelim. Bunlar sonra yollara dönüşsün. O yollardan adalar oluşturalım. Belki bugün adalar oluşturma aşamasında kalırız ya da adalardan da bir şeyler yaparız. Elimizde bu körler var. Offset diye bir komutumuz var. Güzel bir komut. Şöyle verdiğimiz girdi kadar sayısal değer kadar offset ediyor. Doğru mu? Offset dedi. Hop hop hop. Bundan bir tane daha olsaydı bunu da soksaydım. Bunu da offsetleyecekti hatta. Daha fazla olsun. Şunu silelim. Bir set daha offsetlendi. Bir set daha offsetlendi gibi gidiyor. Bunlar bu yönde olanlar. Negatifte de deseydim mesela. Ve negatife bunu, bunu ve bunu soksaydım. Bunları da alıp tekrar buraya soksaydım. Diğer tarafa da offsetleneceklerdi. Ama bunları böyle tıkır 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 yapmak, tek tek koymak falan biraz saçma geliyor. Onun yerine başka bir şey yapacağım. Bu körler dura dursun. Mesela 50'şer metrede bir offset oluştursun. Kaç adet oluşturacağına henüz karar vermedim ama seri bir şekilde offsetler üretelim. Adı üstünde series komponentimiz var. Girdilerinden ilkine bakmayacağım. O aslında başlangıç noktası. İkincisi diyor ki step size. Bakacak olursam direkt 50'yi bağladığım için 0, 50, 100, 150 diye gidiyor. Kaç adet oluşturuyor? 10 adet. 9 artı 1. O da şuradaki count'tan geliyor. Bir bakalım. Sayısını arttırırsam daha fazla olacak. Şimdi bu seriyi buraya bağlayacak olursam bam 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 bam. Belki istemediklerim de oluştu ama olsun, onların da bir önemi yok. Aynı şekilde buna da bir tane negatif versem. Aslında böyle kapatmış olabiliriz. Bu offsetler extent olsa dedim aynı şeyi birkaç defa yapacağım diye. 500 olsun hadi. Sen bu parçalar computation speed'ten çok fazla bir şey almıyorlar. Sonra da trim with bireps değil, trim with regions deyip bu körleri yine reduce edeyim, şu polyline'a trimleyelim ve kör çıktısını alalım. Sadece içinde kalanları göstersin bize. Şu kısmı off dediğim anda 50'ye 50'lik bir gride bölünmüş bir tasarım alanı görürüz ve doğrultusu dışarıdan gelen doğrultulara göre. Bakalım arttırsak da azaltsak da değişmiyor. Böyle bir şey de olabilirmiş. Güzel. Böyle bir durum var şimdi. Ama ve lakin bu da bana o kadar yeterli gelmiyor. Çünkü daha önceki işlerden bir tanesinde bahsetmiştik. Bahsetmesek de olurmuş. Bu kadar kendini tekrar eden bir düzen aslında ne kadar da sıkıcı, varyasyondan uzak olması ne kadar boğucu, çok doğal gelişmemiş durumda. Bunun önüne geçmekte yarar var.